Daha başarılı olmak, kendi işini yapıyor olmak, daha zengin olmak hepimiz isteriz. Hani kimse daha yoksul olmak istiyorum, başarısız olmak istiyorum demez. İnsan ileriye doğru bir sıçrama eğilimindedir. Özünde de başarı potansiyeli vardır zaten. Genelde biz kendimiz kısıtlarız. Ve bugün size bunu gerçekleştirmenin bir sırrından bahsedeceğim. Sır demişken sanki bir anda böyle gerçekleşecek, düşün evrene gönder, ilet sinyali, istersen olur gibi bu tarz şeylerden bahsetmeyeceğim. Biraz daha ayakları yere sağlam basan bir kavramdan bahsedeceğim. Girişimci olmak. Girişimci olmanın altı temel yeteneğinden bugün bahsedeceğiz. Ve o içimizdeki girişimci ruhu acaba nasıl uyandırabiliriz? Bununla ilgili bazı stratejiler, bazı yöntemler konuşacağız sizlerle birlikte. Müzik Tekrar hoş geldiniz. Ben Erdem Taşkunsu. Bir sosyoloğum, bir eğitmenim ve aile danışmanıyım. Bugün girişimcilikten bahsedeceğiz. Girişimcilik deyince aklınıza ne geliyor? Girişimci olanlar konusunda ne düşünüyorsunuz mesela? Çünkü bu ne düşündüğünüz, oluşan mitlerinizi yani kısıtlamalarınızı bir anlamda gidermek için de çok önemli. Şimdi hayatımızda bir değişim istiyorsak bir noktadan, mevcut durumdan olmak istediğin duruma doğru aslında bir değişim gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlarım? Ve ben mevcut durumumdan memnun değilim. İşinde, ilişkinde, özel hayatında herhangi bir konuda olabilir ve olmak istediğin bir yer var. Aslında insanın temel çatışması da budur. Bir tarafın bir yere gitmek ister ama mevcut durumunda olmak da sana huzursuzluk verir. Daha konforlu olmak istediğin bir yere gitmek istersin. Aslında ruhun değişmen için seni çağırıyordur. Çünkü hayatın kendisi değişimden ibaret aslında. Ünlü bir düşünürün dediği gibi değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. İşte girişimcilik de değişimi aslında başlatan kişidir. O ulaşmak istediğiniz noktaya ulaştıracak gerçek sır girişimcilik yeteneğidir arkadaşlarım. Harekete geçme enerjisidir. Ve elbette bunun yanında diğer yeteneklerinizde iletişime geçme, motivasyonunuz, inancınız gibi konularda çok önemli. Bununla ilgili daha önce de Deniz Akademi'nin YouTube kanalına videolar paylaştık. Onları da isterseniz izleyebilirsiniz girişimciliği beslemek için. Madem girişimcilik değişimi başlatıyor, peki bizim içimizde biz girişimciliği nasıl görüyoruz? Bizim içimizde olan bir güç aslında girişimcilik. İş hayatında Michael Gebber'ın girişimcilik tutkusu isim kitabında insanın iş hayatındaki kimliklerini, rollerini üçe ayırıyor aslında. Üç tarafa ayırıyor. Bunlardan birinci rolümüz aslında teknisyen rolümüz iş hayatında. Teknisyen rol işi yapan kişi demek. İkinci rol yönetici rol. Yönetici rol ise teknisyenleri düzenleyen, organize eden, yöneten kişiyi aslında kastediyor burada da. Üçüncü rol ise girişimci rol. Girişimci rol ise tüm bunların kurulumunu yapan, bu değişimi başlatan, yöneticilerin, teknisyenlerin çalışacağı ortamı oluşturan kişi demek. Bir kişi hem teknisyen hem yönetici hem girişimci de olabilir. Ya da bir grubun da yönetebileceği, teknik elemanların çalışacağı ortamı kurabilir. Michael Geber kitabında diyor ki bir insanın içinde bu üç rol de var diyor. Şimdi bunu neden söylüyorum ben size? Girişimci tarafımızı beslemek için içimizde olan rolün öncelikle hangisinin baskın olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Bu üç rol neden bizim için önemli? Teknisyen rolünüzde çok iyi olabilirsiniz. İşi çok iyi bilebilirsiniz. Ama işi iyi bilen ve yapan olmak iyi iş kuracağınız anlamına gelmiyor. Çünkü girişimci olmanın yetkinlikleri ve yetenekleri ve bununla birlikte rolleri çok daha farklı. Bu yüzden çok teknisyen olup da aslında kendi işini kurup da istediği gibi sonuç alamayan kişileri de görüyoruz. Bu yüzden bu farkı anlamak için girişimcilik yetkinliğimizi geliştirmek için öncelikle içinizde olan rollerin hangisi daha baskın bunu keşfederek başlayabiliriz. Şimdi bir düşünün bakalım. Kendi teknisyen rolünüze kaç puan veriyorsunuz? Yönetici rolünüze kaç puan veriyorsunuz ve değişimi başlatan, harekete geçen, atılımcı olan tarafınıza kaç puan veriyorsunuz? bu puanlamayı 10 üzerinden yapabilirsiniz. Şimdi hangi kimliğiniz baskın olursa olsun hiç merak etmeyin. Girişimci rolünüzü, girişimci kimliğinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi bunun için öncelikle birinci madde girişimcilikle ilgili mitlerimizi Kısıtlamalarımızı kırarak isterseniz başlayalım. Şimdi girişimciliğin sadece akıllı, zeki, başarılı insanlara ait olduğunu düşünüyor olabilirsin. Girişimciler risk sever diye bir mite sahip olmuş olabilirsin. Ben risk sevmem çok riskli bir şey diyemiş olabilirsin. Ya da girişimcilik doğuştan bir yetenektir de diye düşünüyor olabilirsin. İstersen bir bakalım bu mitlerimize, kısıtlayıcı inançlarımıza. Girişimcilik doğuştan bir yetenek değildir aslında. Girişimci rolün doğuştan olarak baskın olabilir ama sonradan da girişimcilik içinde olan girişimci tarafını geliştirebilirsin. Teknik anlamda çalışıp da daha sonra İşin girişimcilik boyutunu öğrenen birçok kişi girişimcilik alanında da etkili ve başarılı olmuştur. Ama dikkat et, teknik anlamdaki yetkinlik değeri değil, girişimciye anlamda rolleri öğrenerek başarılı olmuştur. Bu ayrım bu yüzden çok önemli. Bu senin içinde olan bir şey. Sadece seviyeleri farklı, teknisyen seviye farklı, yönetici seviye farklı. Girişimcilik seviyeni de arttırabilirsin. Zaten diğer maddeler de buna yönelik maddeler. Diğer bir mitimiz, girişimciler zeki ve akıllı insanların arasından çıkar. Hani girişimciler tabii ki zeki ve akıllı olabilir ama girişimci olmak için çok dahi olmanıza gerek yok arkadaşlarım. Sağlam bir projeniz, yüreğinizde dolu bir enerji, hareket enerjisi olması ve iyi bir planlama yapmanız yeterli. Bunları zaten yer yer maddelerde açıklayacağım. Diğer mitimizde girişimciler riski sever. girişimciler riski sever de nasıl bir riski sever, girişimciler kabul edebileceği riski sever. Mesela yurt dışında işte zengin insanlar, kendi çocukları için aslında yetiştirirken onlara kaybedecekleri bir sermaye ile iş kurmalarını istiyorlar. Çünkü küçük, kaybettiğinde hem başarısızlığı hem öğrenmeyi de aslında başarısızlıktan öğrenmeyi de öğreniyor. Yaşı ilerlediğinde bütün sermayesiyle risk aldığında batışı çok daha fazla oluyor. O yüzden aslında girişimciler riski sever ama hibe edebilecekleri, kabul edebilecekleri bir risk her zaman ön plandadır. Bu bağlamda baktığımızda girişimcilik öğrenebilen bir yetenektir. İkinci madde arkadaşlarım, rahatlık ve konfor alanınız. Bu konuya çok detaylı girmeyeceğim çünkü motivasyon videosunda Deniz Akademi YouTube kanalında daha önce anlatmıştık, paylaşmıştık. Detayları oradan izleyebilirsiniz. Birkaç şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Rahatlık alanınız sizi kısıtlayan, geri planda tutan güvenlik alanıdır. Rahatlık alanı, konfor alanı ya da konfor bölgesi diye de geçer. Sizin yeni riskleri almanızı, yeni gelişimleri yaşamanız önünde bir engeldir aynı zamanda. Bir bilginin söylediği sözde olduğu gibi. Kıyıdan uzaklaşma riskini göze alamayanlar okyanusların ötesindeki güzellikleri keşfedemezler. Kıyınız nedir? Girişimci olmak istiyorsanız o kıyıda sizi bağlayan şeylerden uzaklaşmanız gerekiyor. Şimdi üçüncü noktada şu etki alanınızı ve ilgi alanınızı keşfedin. Şimdi girişimci olmak istediğiniz nokta ne? Etki alanınız sizin işlevsel olduğunuz, zaten ürettiğiniz, işi bildiğiniz alan. Bu alanda mı bir şeyler yapacaksınız? Diyelim ki bir yazarsınız, yazarlıkla ilgili diyelim ki bir etki alanınızda olan bir başka girişimciler yapmak istiyorsunuz. Bu alanda mı bir şeyler yapacaksınız? Yoksa ilgi alanınızda olan bir şeyler. Spora ilgi duyabilirsiniz. Ne bileyim yemek içmeye ilgi duyuyorsunuzdur. Hiç bilmediğiniz bir alan konusunda mı ya da az çok bildiğiniz bir alan konusunda mı bir girişimcilik faaliyeti sergileyeceksiniz? Araştırmalar şunu gösteriyor etki alanında olan yani bildiğin işte ilgi duyduğun alanları birleştirerek ilerlemenin en iyi sonucu verdiğini söylüyor araştırmalar. Yani örneğimize geri dönecek olursak bu yazar arkadaş diyelim ki işi bildiği bir alan teknik anlamda ama ilgi alanı da teknolojik cihazlar, sosyal medya olsun. Bunları birleştirerek bir şey yapacak olursa daha etkili bir girişimcilik örneği gösterebilir. Siz de lütfen bir bakın bakalım benim etki alanım ne? ilgi alanım ne? Stephen Covey'in koşluk eğitiminde öğrendiğim bir kavramdı. Etki ve ilgi alanı. Gerçekten de hayatınızda, girişimcilikte de kendinize koşluk etmeniz için çok önemli. Ve dördüncü nokta. Şimdi ben bu kavramı SWOT analizini nereye gidersem gideyim hep duydum. İşletme kavramında da vardır, sosyolojide de vardır, koşluk ekollerinde de vardır, psikolojide de vardır, terapide de vardır. SWOT analizi arkadaşlarım belirlemeniz çok önemli. Şimdi bu SWOT analizi nedir? Duymuş olabilirsiniz. Güçlü taraflarınız neler? Zayıf taraflarınız yani geliştirmeniz gereken taraflar neler? Fırsatlar neler o sektörde ve tehditler neler? Bunu görmek, bunu yapmak, bir SWOT analizi çıkarmak hem kendiniz için çıkartın hem de işiniz için çıkartın. Bu ikisini planladığınızda puzzle'ın resmin tamamını görmüş olursunuz. Şimdi zayıf noktalarınızı bilmek o konularda gelişmenizi sağlar. Belki geliştireceğiniz ürün konusunda ürün bilginizi geliştirmelisiniz. Belki ürünü çeşitlendirmeniz gerekebilir. Belki pazarlama konusunda zayıfsınızdır. O konularınızı geliştirmeniz gerekebilir. Güçlü taraflarınız işi çok iyi biliyorsunuzdur. O konunun uzmanısınızdır. Zayıf taraflarınızda daha çok prezente etme sunmakla ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir. Tehditlerinizi bilmeniz burada çok önemlidir. İşte kaynak rekabeti, bunun ileride çıkma olasılığı ve buna karşı alabileceğiniz önlemler gibi. Fırsatların da neler olabileceğini düşünmek, işi detaylı bir şekilde görmek için çok önemli. O yüzden kendiniz için ve işiniz için bir SWOT analizi planlayın. Ve 5, işiniz için değil. Bakın, işiniz için çalışmaya başladığınızda yine teknisyen rolünde olmaya başlarsınız. İşinizin üstünde çalıştığınızda işinizi tutundurmak, işinizi daha büyütmek için düşünmeye başlarsınız ve o işi geliştirmeye başlarsınız. Kendinize sorun. İşimi nasıl daha iyi geliştirebilirim? Girişimci olmak istediğim bu alanda daha farklı yeni neler yapabilirim? Küçük bir iş yeri açmanın nasıl olabileceğini öğrenerek ve küçük bir iş yeri başlatarak aslında bu sürece başlayın. Fiziksel iş yeri mi, dijital iş yeri mi diye düşünün mesela bu anlamda ve bu konuların nasıl olacağı ile ilgili araştırma yapmanız teknik yeteneğinizi geliştirecektir. 6. Motivasyon ve inanç bir girişimci için çok önemlidir. Öyle ki bir bisikletin iki pedalı gibidir. Çevirdikçe sizi yolda tutar, yolda ilerlemenizi sağlar. Motivasyon o enerjiyi üretmeni sağlar. İnanç ise henüz ortada sonuçlar yokken o sonuçları görebilmektir ve girişimci için de bu çok önemlidir. Çünkü ortada henüz hiçbir şey yoktur. O yakıtı, o enerjiyi üretecek gücü, o enerjiyi sağlaması gerekir. Motivasyon ve inanç da girişimci yetkinliğinin kalbidir. Motivasyonunuzu ve inancınızı nasıl oluşturabilirsiniz? Hedeflerinizi hatırlamanız ve neden başladığınızı hatırlamanız çok önemli. Ve bununla ilgili hedeflerinizin imajinasyonunu yapmak, zihninizde canlandırmasını yapmak çok önemli. Ama bu sinyal göndermek için değil, motivasyonu üretmek için, seni harekete geçirmek için bu çok önemli. Hedeflerin için, yürümen için çok önemli. Bir vizyon panosu oluşturabilirsiniz. Bu panoya hedeflerinizle ilgili resimleri, görselleri, selleri asabilirsiniz ve her akşam yatmadan önce ki onları gerçekten inanarak düşünüyorsanız sabah bir saat erken akşam da bir saat geç yatıracaktır zaten. Hedeflerin motive edici etkisi olması gerekir ki motivasyon videosunda bunları Deniz Akademi YouTube kanalında anlatmıştım. O videodaki detayları tekrar gözden geçirebilirsiniz. Hedeflerinizi belirledikten sonra bunların zihinsel canlandırmasını yapmamız gerekiyor. Bazen bunları yaptığında içinden bir ses de şöyle olabilir. Mesela acaba olacak mı? Ya yapamazsam? bu o içindeki o ses senin kendi içsel hazinene, kendi kaynaklarına bulmana engel olmaması gerekir. Bu ses belki toplumun sesi, belki arkadaşlarının sesi, belki de kaygılandığın küçük bir ses olabilir ama onunla baş edebilecek güç senin kendi özel gücün senin içinde saklı duruyor. O hazineye gözlerini açman gerekiyor sevgili arkadaşım. Joseph Campbell'ın dediği gibi girmeye korktuğun mağara umduğun hazineyi saklıyor olabilir. Gerçekten içinde seni özel kılan şey aslında senin özel olman değil. Seni özel kılan şey seni sen yapan o içindeki özel şey. İşte o özel şeyini keşfettiğinde bunun içinde gereken motivasyonu ve inancı oluşturmaya başlarsın. Kaygılarınızla, korkularınızla, bu güçle yüzleştiğinizde onların da yavaş yavaş eridiğini fark etmeye başlarsınız güzel arkadaşlarım. Lütfen o sesi yargılamayın ama onun yerine cılız bir şekilde çıkan yapabilirsin, başarabilirsin diyen o sesi kendi öz gücünüzle buluşturun. İşte o zaman gerçekten o motivasyon ve inancınızı her geçen gün daha iyi üretmeye başlayacaksınız. Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı ve diğer gelecek videolardan da haberiniz olması için zil butonunuzu açmayı hatırlayabilirsiniz. Sevgiyle sundum. Ben Erdem. Kendinize iyi bakın.